Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben 6. sınıfların Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Bu videoda neden söz edeceğiz? Arkadaşlar bu videoda 26 Aralık günü gerçekleştirilecek, ülke genelinde gerçekleştirilecek Türkçe ortak sınavına dair aklımızdaki tüm soruları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Hadi isterseniz hemen başlayalım. Tabi burada temel itibariyle biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bir tablo var. Ne tablosu bu? Hem Anka Kuşu yayınları hem de MEP yayınlarına dair konu soru dağılım tablosu. Şimdi biz sınavda ne çıkacağını adeta biliyoruz. Elimizde net bir takım başlıklar var ve bunlara odaklanacağız. Buna göre sınava hazırlığımızı yapacağız arkadaşlar. Muhtemeldir ki Milli Eğitim Bakanlığı yakın zamanda zaten yine örnek soru, örnek sınav yayınlayacak arkadaşlar. Ben de burada bu formata uygun bir soru hazırlayacağım arkadaşlar. Bir sınav kağıdı hazırlayacağım. Bilginiz olsun. Peki bu sınavın temel itibariyle şimdi detaylara gireceğiz. Konu başlıklarını ve soru dağılımlarını irdeleyeceğiz. Ama temel itibariyle ne söyleyebiliriz? 16 test, yani buradaki ifadeyle çoktan seçmeli, bizim sürekli kullandığımız ifadeyle arkadaşlar, test sorusu gelecek. 16 test sorusu. Türkçe için 16, matematik için 16. Ve bu aynı gün gerçekleşecek arkadaşlar. Hangi gün? 26 Aralık 2023 Salı günü gerçekleşecek. 6. sınıfların Türkçe ve matematik ülke geneli ortak sınavı. Şimdi hemen Türkçe'ye bakıyoruz arkadaşlar. Türkçe'de özellikle ilk etapta Anka Kuşu yayınlarıyla başlıyorum. Ardından MEP yayınlarına geçeceğim. Bu temel fark bilmeyenler olabilir aramızda. Hangi kitabı işliyoruz? Hangi kitaptan ilerliyoruz? Tabii ki temelde hepsi aynı programı veriyor bize. Ama bazen nedir? Bu kitaplarda kazanımların sıralaması yer değiştirebiliyor. Bu nedenle bu kazanımların sırası yer değiştirdiği için iki ayrı senaryo hazırlanmış arkadaşlar. Sizin kitabınız, eğitim gördüğünüz, kurumunuzda eğitim gördüğünüz kitap hangi yayına aitse onu dikkate almanız gerekiyor kısacası. Buna bakalım. Altıncı sınıf Türkçe dersi Anka Kuşu yayınları birinci dönem ikinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosu. Şimdi bir soru gelecekmiş. Peki nereden gelecek? Söz varlığıyla alakalı. Bu da nedir? Bağlamdan yararlanarak, ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Yani bize bir cümle verilecek ya da bir parça verilecek. Bu parçada bir kelime ya da kelime grubunun altı çizilecek ve onun o cümleye, o parçaya kattığı anlam sorulacak. Yani doğrudan şöyle düşünün. Kelime doğrudan verilmeyecek de cümle içerisinde verilecek ve biz o cümleden yola çıkarak hangi anlama geldiğini, sözcüğün ya da sözcük grubunun, kelime grubunun hangi anlama geldiğini çıkartmaya çalışacağız. Kolay aslında tipte sorulardan birisi arkadaşlar. Bir soru böyle gelecek. Burada ne olabilir? Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü, araçları kullanmaları sağlanır. Temel itibariyle Türk dilini öğrenmek var. Sözcük dağarcığını geliştirmek var. Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. Evet arkadaşlar, burada temel itibariyle sözcüğün, sözcük grubunun anlamı irdelenecek. Kolay tipte bir sorudur. Rahat olabilirsiniz. Bir soru bir kere temel itibariyle böyle gelecek. Burada deyimler ve atasözleriyle ilgili de bir soru gelecek. Deyimler ve atasözleri. Arkadaşlar bunların anlamı sorulacak. Bir soru da böyle gelecek. Burada özellikle bugüne kadar tabii ki deyimlerle ilgili yaptığınız çalışmalar etkili olacak. Buradan bir soru geliyor. Bir diğer soru arkadaşlar, bir soru daha, çünkü toplamda 16 soru olacak, en başta söylemiştim. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Burada tabii ki isim çekim ekleri devreye girecek. Çoğul eki, hal ekleri, durum ekleri, yani iyelik ekleri ve soru eki üzerinde durulacak burada arkadaşlar özellikle. Bunlarla ilgili bir soru gelecek. İsim çekim ekleriyle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısı açıklanır. Evet arkadaşlar, burada isim ve sıfatlar ile ilgili bir soru gelecek. İsim ve sıfatlarla ilgili bir soru gelecek. Burada dikkat edelim biraz.
Özellikle sıfatlara, isimlere yoğunlaşalım. İsim türlerine, tabii burada daha çok anlamsal boyutuyla tabii ki sorgulanmış, belki bir niteleme sıfatının kattığı anlam sorgulanabilir arkadaşlar. Tamam. İki soru nereden gelecek? Buraya dikkat, bu çok önemli. Metin içi, metin dışı anlam ilişkileri. Metinle ilgili sorular. Yani bize bir parça verilecek arkadaşlar. Bir metin verilecek ve bu metnin içeriğiyle alakalı karşımıza soru çıkartılacak. Buraya dikkat edelim. Burada ne yapacağız? Metni dikkatli bir şekilde okuyacağız ve sorumuzu cevaplayacağız. Çünkü cevap metnin içinde. Burada da çok fazla kendimizi yıpratmamızın anlamı yok. Dikkat ederseniz burada özellikle çekimekleri, isimler ve sıfatlar üzerine teknik bir çalışma ağırlıklı olacak. Bunun dışında sözcük, deyim, atasözü, bunlar zaten bizim sözde harcığımız. Bunlarla ilgili kaynaklar okuyabilirsiniz, sorular çözebilirsiniz hazırlık sırasında. Ve metinle ilgili de nedir arkadaşlar? Özellikle paragraf kitaplarına yönelebilirsiniz. Paragraf sorularına veya dijital anlamda da yönelebilirsiniz. Metnin konusu. Metnin konusu demek arkadaşlar içeriği. Bir soru da buradan gelecek. Yani bu metin neden söz ediyor, neyden bahsediyor sorusunun cevabı aranacak. Bir soruda neyden gelecekmiş arkadaşlar? Metnin ana fikri, ana duygusu veya ana fikir veya ana duygu. Yani bu metnin merkezindeki düşünce ya da duygu nedir? Bu sorulacak. Bu ya bir şiir parçası olacak arkadaşlar ya da bir metin, nesir tarzında ya düz yazı tarzında bir metin olacak ve buradaki ana düşünce sorulacak. Bir soru da bu şekilde gelecek. Yani burada soracağımız soru şu metne. Bu metin yazarın bu metni yazma gerekçesi nedir? Tamam, temel mesele bu. Yazar bu metni niçin yazmış? Hangi mesajı vermek için yazmış? Sevgili öğrencilerim, bunu dikkate alacağız. Bunu sorgulayacağız burada. Bununla da ilgili tabii ki yine soru çözümleri yapabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi paragraf soru bankalarında bunlar yoğun bir şekilde var. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. Bir soru da böyle gelecekmiş arkadaşlar. Bize bir metin verilecek. Bu metnin çerçevesini çizen, sınırları içerisinde kalan bir başlık atmamız istenecek arkadaşlar. Metindeki hikaye unsurlarını belirler. Bir önceki sınavda da buna benzer soru vardı, hatırlayın. Olay örgüsü, mekan, zaman, şahıs, varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde burada duruluyor arkadaşlar. Bir soru da buradan gelecek. Yani burada bize altı çizili örneğin bir metin verilecek. Tabii ki bir olay örgüsü olan bir metin sunulacak bize. Hikaye unsurları çünkü belirlenebilmesi açısından bunlar orada yer alacak. Belki bize anlatıcısı sorulabilir. Yani kahraman anlatıcı mı ya da birinci kişili anlatım, üçüncü kişili anlatım mı var? Kahraman bakış açısı mı var burada? Ya da tanrısal ilahi bakış açısı mı var? Gibi gözlemci mi var şeklinde bunları sorgulayabiliriz bu soruda. Bir soru nereden gelecekmiş? Yine metnin içeriğinin yorumlanmasıyla alakalı olarak bir soru gelecek. Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi. Metindeki öznel nesnel yaklaşımların tespit edilmesi. Bu çok önemli arkadaşlar. Geleceğini düşünüyorum. Öznel ve nesnel yaklaşımlar kanıtlanabilirlik ifadesiyle sorulabilir. Yani kanıtlanabilenler nesnel, kanıtlanamayan ifadeler de özneldir. Yani kişisel ifadelerdir. Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır denilmiş arkadaşlar. Evet. Metin türlerini ayırt eder. Metin türleri. Burada bizim karşımıza çıkabilecek olanlar anı, hatıra, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri arkadaşlar. Bunlara odaklanabilirsiniz. Eğer geçmişten bahsediyorsa, yaşadıklarından bahsediyorsa hatıra, anı ya da birisine bir seslenişle, tarih atılarak, imza atılarak bir yaklaşım varsa, bir takım haberler aktarılıyorsa mektup ya da karşılıklı tamamen diyalog üzerine kurulmuşsa tiyatro metni, gezilip görülen bir yerin tanıtımı varsa, betimlemeler çokçaysa gezi yazısı sorulabilir arkadaşlar. Burada metnin türün özellikle odaklı olacağını, hatta seçenekler içerisinde gezi yazısı ya da tiyatro gibi ifadeler yerine bu metinlerin açıklaması, tanımının yapılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle.
Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi burada zaten sorulmuyor arkadaşlar. Burada sadece yüzeysel anlamda bir metnin geleceğini düşünüyorum ve burada da belirtildiği gibi zaten B maddesinde ayrıntıya inilmeyecek. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Dikkat edin, şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur. Bunların türlerine değinilmez. Yani kafiye, redif temel anlamda var mı, yok mu? Burada kafiyenin çeşitlerine girme söz konusu değil. Bir soru da bu şekilde gelecekmiş arkadaşlar. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur diyor. Bir sorumuz da böyle gelecek. Neden sonuç ilişkili cümle? Burada cümlede anlam özellikle devreye giriyor. Amaç sonuç ilişkili. Koşul sonuç ilişkili. Karşılaştırma cümlesi, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur. Duygu belirtme ifadesi biraz daha geniş arkadaşlar. Bunun içerisinde çeşitli duygular devreye girebilir. Tamam mı? İşte acıma duygusu olabilir. Burada şaşırma olabilir vesaire. Bunu zaten siz rahatlıkla çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Örneğin şimdi basit bir değerlendirme yapalım. Basit bir yoklama yapalım. Aa, sen de mi buradaydın dediğimizde ne var arkadaşlar? Şaşırma var tabii ki. Mesela ya da vah vah zavallı çocuk dediğimizde bir acıma duygusu var. Bunun gibi. Siz de bunu zaten daha söyler söylemez ben fark ettiniz diye düşünüyorum. İki soru peki nereden gelecek? Burada yazdıklarını düzenler ifadesiyle ilgili gelecek. Yani yazım ve noktalama kuralları burada devrede olacak arkadaşlar. Yazım ve noktalama kuralları üzerine, noktalama işaretleri üzerine iki sorumuz gelecek. Muhtemelen burada çok net bir şekilde bir yazım kuralı, bir de noktalama işareti zaten şeklinde sorumuzun geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Anka yayınlarıyla, Anka Kuşu yayınlarıyla ilgili bu kitap üzerinden eğitim gören arkadaşlarımızın karşılaşacakları soru tipleri bunlar. Ben burada tamamlıyorum videomu arkadaşlar. Çünkü diğer videoda Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının ne derler arkadaşlar? Soru dağılımını vermek istiyorum. Burada diğer grubu boşuna tutmak istemiyorum arkadaşlar. Burada sadece Anka Kuşu yayınlarıyla ilgili konu soru dağılımını ne yapmış olduk? Gerçekleştirmiş olduk. Sadece belli kişiler bu videoyu izlemiş olsun. Arkadaşlar, dediğim gibi sizin için özellikle bir sınav formatı hazırlayacağım. Sınav öncesinde özellikle 10 gün kalaya kadar bunu yetiştirmeye çalışacağım. 10 gün kala videomuzu izleyebilirsiniz. O süreç içerisinde size bu anlamda da destek olmaya çalışacağım. Sevgili 6. sınıflarım, bu sene hiçbir şekilde bu sınavlardan korkmayın. Çok güzel geçecek. Rahat olabilirsiniz. Zaten bu ilk uygulama ve genellikle bu tarz uygulamalarda, ilk uygulamalarda biraz daha esnek, biraz daha yumuşak bir geçiş yapılır. Buna emin olabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle bunu söylüyorum. Tabii ki bu rehavete kapılmanız anlamına gelmiyor. Siz normal eğitiminizi görüyorsunuz zaten. Siz normal burada belirttiğim hususlara dikkat ederek öğrenmek amacıyla zaten sınavınıza hazırlanacaksınız. Ondan sonrası arkadaşlar neye kalacak? Tabii ki ondan sonrası sınava girdikten sonra bilgilerinizi dökmeye kalacak. Siz bu videoyu izliyorsanız zaten harika bir çocuksunuz. Çünkü bilginin peşindesiniz. Tabii ki izlemeyenler de böyle değil anlamında söylemiyorum ama buraya geldiyseniz ya da başka bir yerlerde birilerini arıyorsanız, bir açıklama arıyorsanız, bir bilgi arıyorsanız sınava dair bu sizin zaten bu işi çok önemsediğinizi gösteriyor. Dolayısıyla siz çok değerlisiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinizi gösterin. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar, tabii ki abone olmayı da ihmal etmeyin. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yorum bölümüne ayrıca bekliyorum. Sınavdan kaç aldınız? Yorum bölümüne muhakkak onu yazın arkadaşlar. Böyle videoyu izleyip gitmeler falan yok. Benim öğrencilerim, benim takipçilerim genellikle diğer videolarıma bile, bazen yıllar sonra bile yorumlar atabiliyorlar. Ama bu videonun altına özellikle sınavdan beklentiniz kaç aldınız bunu belirtmenizi istiyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere bir başka videoda.